Tuna ve Savan Eğirleri'nin birleştiği yerde olan Beyazşehir Belgrad'dan merhabalar. Şu an otelimin camındayım. Çok tarihi bir bina. En ana caddelerin olduğu yerdeyim. Bu beni biraz heyecanlandırdı. Belgrad'a Beyazşehir deniyor. Tüm şehir beyaz olduğu için ama aslında beyaz bir bina yok. Siz de geldiğiniz zaman bunu fark edeceksiniz. Sofya'dan aslında biraz gümrükte fazladan bekleyerek 7 saat süren bir yolculuktan sonra Belgrad'a ulaştım. Belgrad 1 saat geride bizim ülkemize göre. Ona göre saatlerinizi, kendinizi dikkate alırsınız buradaki programlarınızı yaparken. Onun dışında 1.3 milyon bir nüfusu var. İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında ve sonrasında Tito tarafından kurulan Yugoslavya'nın merkez başkenti aslında. Birazdan sokağa çıkacağım ve sizi Belgrad'daki güzelliklerle, görüntülerle baş başa bırakacağım. Modern çağında Ezle'nin yanında duran, insanlarla birlikte her geçen gün popülaritesini arttıran Tesla'nın evine geldim şimdi. Birazdan içeriye gireceğiz. Şöyle de güzel evini gösterebilirim. Tesla Amerika'ya gidip Edison'la tanıştığı zaman Edison ondan halletmesi gereken bir problemi istiyor. Detayını internette araştırırsınız ve bunun karşılığında 50 bin dolara anlaşıyorlar. Ardından 3-4 ay geçiyor. Tesla bunu halledip geldiği zaman parasını istiyor Edison'dan ve Edison'ın cevabı ona Amerikan mizahını öğrendiğin zaman gerçek bir Amerikalı olabilirsin demek oluyor ve bu güzel büyük babaya çok büyük bir haksızlık yapıyor. Direkt Republika, yani Belgrad'ın Taksim Meydanı. 2019'un Eylül ayının sonunda buradayım. Mihailova, trafiğe kapalı olan en gece en hareketli caddeleri. Orada Sırp kadınlarıyla ilgili gördüklerimi saklıyorum. Yorumu videonun sonunda yapacağım. Belgrad'dan herkese iyi geceler. Şu an Tuna Nehri'nin kıyısındayım ve Eskişehir denen bölümündeyim. Muhtemelen sesleri duymaya başladınız. Karşı tarafta da Yenişehir'in sahilindeki yan yana sıralanmış birçok kulüp var. Aslında şöyle düşünebiliriz, bizim Boğaz'daki Sort Arena gibi yan yana kulüpler, sesleri birbirine karışıyor o derecede. Biraz daha lüks geçen barlar bunlar ve Tuna'nın devamında Eskişehir tarafında da karşı tarafında tekrardan aynı kulüpler var. Önce Eskişehir tarafındakilere birkaç yere bakacağım. Ardından Yenişehir tarafına geçeceğim. We'll be right back.
521'de Kanuni'nin fethettiği ve kapısına da ismini verdiği Kale Magda'nın içi. Her boşlukta basketbol sahaları var. Neden? Tabii ki Sırp ekolü basketbol için çok önemli bir şey ve adamlar bunu en ufak buldukları boşluğa bile basketbol potalarını yerleştirip uygulamışlar. Burası da kalenin içi. Sırbistan'a gelip Sırplarla basketbol oynamadan tabii ki olmaz. Tam şu gördüğünüz nokta Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği Kalemegdan manzarasından görünen yer. Karşı taraf Yeni Belgrad, Novigrad diye geçiyor. Yaklaşık 300 yıl hüküm sürdüğümüz topraklar. Geldiğim şehirlerde gitmeyi en sevdiğim yerlerin başında birincisi üniversiteler geliyor. İkincisi o şehrin takımları. O takımlarının futbol stadyumları veya city store'ları. Belgrad denince arkada birincisi Partizan Belgrad, ikincisi de Kızılyıldız geliyor. Az önce Partizan'ın city shop'unu gezdim, store'unu. Keyifli, özellikle siyah beyaz olmasından dolayı zaten ilgimi çekiyor ki içeride şunu gördüm. Geçtiğimiz aylarda Selanik'teydim ve oranın takımı Pauk'la birlikte de bir kardeşlikleri varmış. İki tarafta siyah beyaz olunca birbirini bulmuşlar. Ben de iyi bir Beşiktaş taraftarı olaraktan orada kendimizi temsil ettim. Şimdi Kızılyıldız'ın store'una doğru gidiyorum. Bugün pazar. Umarım açıktır orası da. Belgrad'daki son gecem. Biraz Belgrad geceleri ve kadınlarıyla ilgili yorumlarımı aktarayım. Öncelikle kulüplerdeki, barlardaki benden kısa garson bile yok ki benim boyum 1.89. Düşünün içeridekileri. Kadınlarına gelince ya ben çok etkilenmedim ya. Hani ne Sırp gece hayatından ne Sırp kadınlarından çok çok fazla etkilenmedim. Tuna etrafına sıralı büyük kulüplerden oluşuyor ve içeride İşte şişe açmacalar, maytaplı meşaleli onların sunumları. İşte daha normal, çok hani benim en azından ilgimi çekmeyen kadınlar. Hani bu bizim ülkemizdeki Sırp kadınlarının bu kadar abartılmasını da çok anlamlandıramadım. Hani gayet standartlar. Yugoslavya'nın kendi içindeki parçalarından Makedon kadınları dahi buradan çok daha alımlı, çok daha sıcak ve çok daha seksiler. Özellikle ki bizim Balkan coğrafyasında, yakın coğrafyada düşünürsek hani Yunan kadınlarının yanına dahi yaklaşamazlar ki bir Yunan sahiline falan gidin. Hani Sırp neymiş dersiniz? Sırp ne ki?